Öğretmenimle programımızın 11. bölümüyle karşınızdayız. Tarih nedir? Tarihin önemi nedir? Millet olarak kendi tarihimi, kendi geçmişimi bildiğim buradan tarihten çıkardığı dert nedir? Hocam bu Kazıklı Voyvoda konusunun üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Işıkla başka saray çadıra giriyor. Kazıklı Voyvoda denmesinin sebebi de... Değerli izleyenler, Çamlıca TV ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Öğretmenimle programımızın 11. bölümüyle karşınızdayız. Ben 11. sınıf öğrencisi Mehmet Kadir Aran. Bu hafta Çamlıca Koleji Lisesi öğretmenlerinden tarih öğretmenimiz, aynı zamanda müdürümüz Sayın Salih Özaydın hocamızla beraberiz. Onunla tarihin hem ders boyutunu hem de hayatımıza etkisini konuşacağız. Merhaba Salih hocam, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar Kadir, teşekkür ederim. Sağ olasın, sen nasılsın, iyisin? Gördüm, daha iyi oldum hocam. Sağ olasın, teşekkürler. Böyle sizin gibi gençlerle bu tür tarihe ilgi uyandırabilecek programlar yapmak onur verici bir şey aslında tarih öğretmeni olarak. Tekrardan hoş bulduk diyorum. Ben de onu diyorum hocam. Bugün sizinle tarih dersinde veya tarihte yaşamış olayların hayatımıza etkisinden konuşmak istiyoruz. Ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ordu Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. 2012 yılında mezun oldum. 2012 yılı üniversite bittiği zaman direkt yüksek lisansa başlamıştım. Yüksek lisansım da Orta Çağ alanı üzerineydi. Orta Çağ'da yani Farsça çeviriler yaparak, Farsça'dan Türk tarihiyle ilgili, bizi ilgilendiren bölümlerle ilgili çeviriler yapmıştım. 2010 yılında ben meslek hayatına başlamıştım. 2012 yılında mezun oldum ama 2010 yılından beri aktif olarak çalışıyorum. 2015 yılına kadar Ordu'da görev yaptım, Ordu'da çalışmıştım. 2015 yılından sonra da Urfa'ya döndüm, memleketime döndüm. Burada tarih derslerine giriyorum, tarih öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda da kurumlarda yöneticilik olarak yapıyorum. 3 yıldır da Çamlıca Koleji'nde müdürlük yapıyorum. Yani aynı zamanda tarih derslerine aktif olarak giriyorum. Hocam, tarih hayatın her alanını etkileyen bir olgu olduğunu biliyoruz. Geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarınca bu durumun geleceğimize de ışık oluyor. Ama tersini, yani ders anılmadığını düşününce de aynı kötü olayları tekrar tekrar yaşayabiliyoruz. Bu benim düşüncem. Peki tarih size ne ifade ediyor? Tarih nedir? Tarihin önemi nedir? Çok güzel bir noktaya değindin Kadir. Gerçekten tarihten, tarihsel olaylardan, tarihsel olgulardan ders çıkardığın zaman hayatına, devletin gideceğine, milletinin geleceğine yön verebiliyorsun. Ama bundan dediğin gibi tersi durumlarda ders çıkarmadığın zaman da ne yapabiliyorsun? Hata yapabiliyorsun. Tarihin tekerrürden ibaret kısmı da zaten burada ortaya çıkıyor. Hataların devam ediyor. Aynı şekliyle tekrar etmiyor. O yüzden geçmişi, yani milletler, yani sadece Türk milleti için değil, bütün milletler kendi tarihini, kendi geçmişini, kendi öz kültürünü çok iyi bir şekilde okumalı, çok iyi bir şekilde değerlendirmeli ve çok iyi bir şekilde hayatına aksettirmeli. Harici durumlarda başkaları, yani dış mihnaklar demek istemiyorum bunun için ama bizimle mücadele edecek, bizimle savaşacak olan ülkeler ya da milletler benim kendi tarihimle beni vuracaktı. Yani en basit diyaloğuyla işte burada senin hakkın yoktur şeklinde bir olguyla karşıma gelecek ve ben tarihimi bilmediğim zaman ona inanmak zorunda kalacağım. Ya da uluslararası bir arenada ben bunu savunamayacağım. Niye? Çünkü ben bunu bilmiyorum. Ve onun bana verdiğiyle ben amel etmek zorunda kaldığım için bu durumda ben kabullenmek zorunda kalıyorum veyahut tersi durumlarda farklı reaksiyonlar gerçekleştirmek zorunda kalıyorum. Ama eğer ben millet olarak kendi tarihimi, kendi geçmişimi bildiğim zaman geleceğime yön veririm. Geçmişte yaptığım hatalardan ders çıkararak geleceğime yön veririm. En basit örneğini ben vereyim sana. Eflak Voyvodalığı var. Küçük bir kasaba değil ama yani Osmanlı Devleti gibi büyük bir devleti peşinde yıllarca sürükleyecek güçte bir Voyvodalık. Ki Voyvoda bizim verdiğimiz isim ve Kont Drakula adında bir tarihi şahsiyet Eflak Voyvodalığına bizim tarafımızdan, bizim ettiğimiz kişi olarak geçiyor. Ancak Kont Drakula kendisi geçmişten, yani kendi geçmişi olmasa da İskender, Büyük İskender'in uygulanmış olduğu savaş taktiği ile Osmanlı Devleti'ni ve Fatih'in, yani Osmanlı Devleti'nin yükselişte olduğu bir dönemde yıllarca peşinde koşturuyor, yıllarca Osmanlı Devleti'ne kayıplar verdiriyor ve en sonunda nihayetinde Kont Drakula savaşı kaybetmiş olmasına rağmen tekrar, yani 3 defa yanlış hatırlamıyorsam, tekrar Eflak Voyvodası olarak kendisini ilan etmiştir.
Yani o savaşı kaybetti. Osmanlı Devleti kendi kardeşini, yani Kontrakula'nın kardeşini atamış olmasına rağmen ne yaptı? Kontrakula tekrar tekrar yönetimi ele geçirmek için mücadele etti. Buradan tarihten çıkardığı ders nedir? Büyük İskender'in İran seferine, Doğu seferine ve Perslerle yapmış olduğu seferi örnek almıştı. Kendisi tek başına Osmanlı Devleti'nin karşısına çıktığında, yani bir meydan savaşını kazanamayacağını Kontrakula da biliyordu. Ne yaptı? Oradaki gerilla taktiğiyle Osmanlı ordusunu yıpratmıştı. Buradan şunu anlıyor. Yani küçük bir voyvoda da olsan, büyük bir devlet de olsan, senin kendi tarihini, kendi tarihinin yanında diğer milletlerin de tarihini araştırıp ve kendine bunun ışığında yol göstermek. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti duraklama yaşadı. Duraklama dediğimiz dönem Osmanlı Devleti'nin her alanda Avrupa'nın gerisinde kaldığı dönemdir. Eğer o dönemde Osmanlı Devleti Avrupa'daki bu gelişmeleri takip edebilseydi ya da bazı icatları gavur icadı diye engellemeseydi Osmanlı Devleti için çok farklı bir son bekliyor olabilirdi ya da Türkiye Cumhuriyeti'ne çok farklı bir gelecek bekliyor olabilirdi. O yüzden milletlerin, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin de çok fazla yere gitmesine gerek yok. Kendi öz kültürüne, kendi öz tarihine dönüp baktığı zaman geçmişimizde müthiş başarılar da var. Geçmişimizde müthiş hezimetler de var. İşte Viyanaları unutmuş değiliz tabii ki. Müthiş hezimetler de var. Biz bunlardan ders çıkarsaydık ya da birinci Viyana kuşatmasından ders çıkarsaydık ikinci Viyana kuşatmasını kazanırdık. Buradan da örnek içerisinde örnek vermiş olayım. Geçmişimize dönüp baktığımız zaman bize yeter. Biz buradan ders çıkarsak, buradan geleceğimize yön verirsek, tarihin tanımlarından bir tanesi geçmişle gelecek arasındaki köprüyü sağlar. Eğer bu köprü biz de kurabilirsek gerçekten başarılı oluruz. Yani biz değil, tüm milletler başarılı olur bu anlamda. O yüzden tarihin tekrar etmemesi, tarihin tekerrür etmemesi anlamında olumsuz yönde söylüyorum tabii ki bunu. Bizim biraz tarihimizi bilmemiz gerekiyor, geçmişimizi bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Hocam bu Kazıklı Voyvoda, Voyvoda konusunun üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Tabii. Bu Fatih Sultan Mehmet de bu Voyvoda zamanda aynı sultanlıkta şeyde yaşamışlar hocam. Evet. Kardeş gibi diyebiliyorum evet. ben. Evet. Bu Eflak Seferi'nin uzun sürmesi, bu kuşatmanın bu kadar uzun sürmesinin nedeni bunların böyle kardeş gibi büyümesi. Mesela ikisi de İskender'i örnek alıyor. Bu kardeşlik yüzünden mi mesela uzun sürmesi? Çok güzel bir soru Kadir. Tarihi şahsiyetler, tarihi şahsiyetlerin örnek alınması anlamında gerçekten güzel bir soru. İkinci Murad'ın Eflak Seferi'nde Vlad'ın babası, ikinci Vlad'ı yakaladığı zaman ya da yendiği zaman Kont Drakul, üçüncü Vlad ismiyle Kont Drakul da Osmanlı Devleti'ne esir düşüyor. İkinci Murad bunu gerçekten öyle bir yetiştiriyor ki kendisinin zaten Eflak Voyvodası olarak yetiştiriliyor Kont Drakul. Ve Sultan Mehmet'le beraber Enderun'da özel bölümde ikisi kardeşçe eğitim görüyor. İkisi birlikte aynı eğitimden geçiyor ve ikisi de hem normal matematik hem de analitik matematik üzerine, ikisi de tarih ve devletler tarihi üzerine, Osmanlı Devleti'nin elinde müthiş bir arkeoloji, müthiş bir kitap bölümü vardı. Onlardan çok etkilendiler ve onlar aynı zamanda aynı eğitimden geçtiler. Yani aslında Kont Drakul Fatih'in ne düşüneceğini biliyordu. Ya da Fatih sefere çıktığı zaman Kont Drakul'un kendisini nasıl beklediğini biliyordu. Yani o da tahmin ediyordu. Yani bir meydan savaşına Kont Drakul'la beraber çıkmayacağını biliyordu. Ona göre hazırlıklı gitti. Yani biz 2. Viyana kuşatmasına gittiğimizde hazırlıklı gitmemiştik. Ama Fatih bunda hazırlıklı gitti. O yüzden sefer başarılı oldu. O yüzden Kont Drakul gerilla savaşı yapmış olmasına da yani ormanda saklanıp gece baskınlarıyla hatta şöyle bir şey yapıyor Kont Drakul. Osmanlı esirlerinden yani ele geçirdiği Osmanlı esirlerinden kıyafetlerini alıyor. Kendisi giyiyor ve Osmanlı yeniçerisi gibi tıraş oluyor. Saçını kesiyor, sakalını yeni ona göre dizayn ediyor ve ordunun içerisine katılıyor. Ve hiç yabancılık çekmiyor. Çünkü küçüklüğünden beri Osmanlı'nın içerisinde büyümüş. Osmanlı saray erkanı, Osmanlı toplum yapısını çok iyi bilen biri. Yanlışlıkla başka saray, çadıra giriyor. Yoksa suikast için gidiyor oraya. Yanlışlıkla her nedendir bilinmez. Yanlışlıkla başka bir çadıra giriyor. Sultanın çadırı yerine. Ve ona rağmen yakalanamıyor. 3000 askeri öldürüyor o teşebbüsten sonra kaçış sırasında.
Ama ona rağmen başarılı olamıyor. Çünkü gerilla taktiğini gerçekten çok iyi uygulayan bir liderdi ya da bir tarih şahsiyetti. Kazıklı Voyvoda denmesinin sebebi de kendi millet, yani aynı zamanda yani Kontrakul denmesinin sebebi de zalim bir yöneticiydi. Yani kendi milleti, Osmanlı, Türk ya da Rumen hiç fark etmeden kendi dindaşı dahi herkesi idam edebiliyordu. Herkese işkence edebiliyordu. Yani sarayında işkence bölümleri vardı. Soruna cevaben yani cevap verdim mi bilmiyorum ama sebebi bu. Evet, Osmanlı'da, Osmanlı sarayında, Osmanlı kültürüyle Fatih'le beraber, evet Fatih ona kardeşim diye hitap eder. Savaş sırasında da Kontrakul Fatih'e kardeşim diye hitap eder. Yani iki kardeşin savaşıdır da aynı zamanda. Evet, uzun sürmesinin, Osmanlı'nın bu kadar kayıp vermesinin sebebi aynı yerde aynı eğitimi almış olmaları. Lise öğrencileri genelde tarih derslerinin sıkıcı olduğunu söylerler. Bunun sebebi biraz da anlatım tekniğinden geçiyor olsa gerek. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizde böyle düşünen öğrenci var mı ya benden sonra? espri tabii ki bir yana. Bir, anlatım tekniği. İki, yani sadece anlatım tekniğine bağlayıp öğretmenleri zan altında bırakmak yanlış bir olgu, yanlış bir düşünce olur. Tarihin kendisi biraz kentselleştirilmiştir. Sistemsel olarak, YKS sistemine uygunluk olarak biraz da olay hikayeleşmiştir. Yani nedeni sonucu. Çocuklar olaylar arasında bağlantı kuramadığı zaman sıkıcı hal almaya başladı. İşte özellikle öğleden sonra dese işte böyle kafayı koyanlar, yatanlar çıkmaya başlıyor. Anlatım tekniğiyle o çocuğu uyandırırsın. Ama salt anlatım tekniğiyle ya bu tarih sıkıcı mıdır değildir değil. Çocuklarda tarih bilinci, gençlerimizde tarih bilinci uyandığı zaman işte demin senin sorduğun gibi müthiş bir soru gelir. Ve deminki soru gibi müthiş bir sorunun gelmesi için can kulağıyla dinlenmesi gerekiyor. Yani tarihin öneminin anlaşılmasıyla alakalı bir durum bu. Yani yoksa diğer taraftan matematik dersinde de fizik dersinde çocuk anlamadığı bölümlerde kafayı koyup ya da sıkıcı bir hal aldığını söyleyebiliyor. Ama salt anlatım tekniği değil, anlatım tekniğiyle de alakalı biraz daha güncellikten uzak olması. Yani aslında güncel ama çocukların bunu güncel olarak değerlendirmemesi, başka ilgi odaklarının olması çocuklarda sıkıcı bir ders olarak nitelendirilebiliyor. Ben kendi dersim için buna katılmıyorum. Ben çünkü biliyorsun Kadir, savaşarak anlatıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Öğrenciler, bilhassa da analitik düşünenler, tarih dersine dair kendilerini nasıl motive edebilirler? Tarih dersi baktığın zaman aslında analitik düşünenlerin dersidir. Basit bir örnek vereyim, çok basit. Yani herkesin bildiği belki. Bir örnek vereyim. Ben analitik düşünüyorum. Ezberim yok. Ben sadece şu olayı bileceğim. İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığım zaman Uygurlar din değiştirdi. Benim oturup Uygurları ezberlemek yerine işte Uygurlar şunu yaptı, bunu yaptı, oradan geldi, şuraya gitti, bunu yaptı. Ben Uygurların din değiştirdiğini biliyor muyum? Bu dini tanısam bana yeter. Peki bu din bana neyi emrediyordu? Et yememeyi emrediyordu. O zaman şu ana kadarki Türkler neydi? Hayvancılıkla uğraşıyordu. Et yemiyorsam benim hayvancılık yapmama gerek var mı? Yok. Tarıma geçtim. Türklerde ilk tarım Uygurlarda var. Tarıma geçtiğim için yerleşik hayata geçtim. Mecburum. Ne oldu? Yerleşik hayata geçmeyle beraber ben yerleşik hayata geçtim. Et yemeyeceğim. O zaman avlanmamın bir anlamı var mı? Yok. O zaman ben savaşçılık özelliğimi de kaybettim. Şeklinde ben bağlantılarımı alıp götürürüm. Yani diğer taraftan kitaba baktım. İşte Uygurlar din değiştiren ilk Türk devleti, yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti, matbaayı kullanan ilk Türk devleti, tarıma geçen ilk, sulama kanalı yapan ilk Türk devleti, mimari eser veren ilk Türk devleti deyip ezberlemem gerekir. Doğru mu? Bu ezber mantığı. Ama analitik düşünen bir kişi, din değiştirdim bak hepsini bildim. Ya da Saka Türkleri. İşte koyunculukla uğraşmış. Bu adamların temel geçim kaynağı ya da hayatlarının tamamı hayvancılık değil mi? O zaman bunlar sanatı da hayvanla ilgili olmaz mı? O zaman hayvan sanatını ortaya çıkan Saka Türkleri oldu mu? Yani analitik düşünmek aslında yani sayısal derslerde de önemli. Yani asıl konu orası. Tarih içinde analitik düşünmek, yani bir şiir ezberlemek ya da başka bir şey ezberlemekle alakalı, bir durumu ezberlemekle alakalı bir şey değil. Analitik düşünmeyle sen ezberden daha kolay akılda tutabilirsin, ezberden daha kolay olayı anlarsın yani.
O yüzden ezbercilikten, ben ezberciliğe karşıyım. Ezbercilikten ziyade, ha ezberlenmesi gereken bazı bölümler var mutlaka ama ezberciliğe karşıyım yani açıkçası. Analitik düşünmeyle yani bir olayı aldım, bu olayı yorumladım. Tam ben devleti bildim yani. Daha neyi ezberlemem gerekir bilmiyorum. Hem bazen dediğim gibi ama ezber gerektiren işte konular da var. Yani nedir? Devletlerin devlet yapısı, yönetim şekilleri, türden işte divanları, divan üyeleri, AYT bölümü için dediğimiz YKS'de AYT bölümü için ezberlenmesi gereken bölümler var ama analitik düşünmeyi gerektiren bölümler kadar değil. Sınava yönelik tarih dersinde nasıl çalışmalar gerekir? Mesela sınava tarih konuları yapmanın önemi ve getirisi nedir? Sınava yönelik tarih çalışmak aslında şöyle bir şey. Yani tarihsel olayları değerlendirmekle alakalı bir şey. Yani tarihi olayı aldım, neden sonucunu, yani neden budur, sonuç budur. Yani genel itibariyle sonuçlar birbirine yakın oluyor. O yüzden çalışırken çok böyle ezberlemek yerine, çünkü ezberlediğini sınav heyecanında unutabilirsin ama olayın mantığını kavrarsan, olayın mantıksal bir düzlem üzerine kurarsan tarihsel süreci ya da tarihsel olayları biraz daha senin için kolay olacaktır. Senin işin kolay olacaktır. Yani örnek vermiş, 17. yüzyıl diyorsun, Osmanlı Devleti duraklama dönemi. O zaman bu dönemle ilgili eğitim bozulacak, askeri bir dönem bozulacak, askeri sistem bozulacak. Avrupa'nın gerisinde kalacaksın, sanat kültür anlamında geride kalacaksın. Bununla ilgili değerlendirme yaparsın. 18. yüzyıla geldiğinde, yani yüzyıl olarak bu olayı değerlendir. 18. yüzyıla geldiğinde nasıl değerlendireceğim bu olayı? Osmanlı Devleti artık gerileme döneminde. Yani toprak kayıplarının yaşandığı, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmeye başladığı, Avrupa tarzı ıslahatlar yapmaya başladığı dönem olarak değerlendiriyor. 17. yüzyıla baktığında Avrupa'yı örnek almıyor. Geçmişe yönelik, yani 16. yüzyıla yönelik örnekler alıyor ya da o yöne dönmeye çalışıyor. 19. yüzyıla geldiğinde işte milliyetçilik isyanları yaşandığı dönem. O zaman bu dönemi değerlendirirken işte kim isyan ediyor? Yunanlar, Rumlar isyan ediyor ya da Sırplar isyan ediyor. Nedir bu isyanların niteliği? Milliyetçilik. O zaman benim bununla ilgili şıkları aramam gerekiyor sorunun içerisinde. Ya da 20. yüzyıla geldiğim zaman demokratikleşme hareketlerinin yaşandığı dönemdir. Birinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı dönemdir. Benim bununla ilgili şıklar aramam gerekiyor. Daha önceden söylediğim gibi yani olayların bir kısmının evet gerçekten ezberlenmesi gerekiyor ama genel itibariyle yorumlama üzerine değerlendirip olayı zihinde tutabilirsin. Bu anlamda çocuklar, öğrencilerimiz bu yönlüyle çalışırlarsa daha başarılı olurlar ve anlarlar olayı. Olay üzerinde düşünüp fikirlerini üretirler. Bir de kendi cümlelerini katmak gerekiyor olaylara çalışırken ve sık sık tekrar unutmaya yani en nihayetinde ne kadar mantığını kavramaya çalışsak da olaylar bir yerden sonra zihinde kalmıyor. Diğer derslerin çalışılmasıyla alakalı olarak zamansal olarak sıklıkla tekrar etmek gerekir. Diğer derslerde de olduğu gibi bol soruyla konu içerisinde verilmeyen durumları da konu içerisinde verilmeyen olayları da bol soruyla onları da zihin hafızamıza kaydetmek gerekiyor. Bu anlamıyla bu yönde çalıştığımızda daha başarılı olunacaktır. Sınava etkisi konusuna gelince yani bu biraz tartışılıyor. İşte sayısalcılar biz yapmayalım tarih, coğrafya gibi sözel ağırlıklı dersleri. Eşit ağırlıkçılar işte bizim alanımız, bizim burada biraz daha yoğunlaşmamız gerekiyor şeklinde tartışılsa da en nihayetinde 120 soru üzerinden biz sınava giriyoruz ve bu 120 soru içerisinde tarih de var. Benim üst düzey bölümleri ya da hedefimdeki bölümlere gitmem için ne kadar TYT için konuşuyorum tabii ki. Ne kadar çok net yaparsam yani bir eşit ağırlıkçının fen netini, fen derslerine çalışması, fenden net almaya çalışmasıyla sayısal öğrencisinin sosyal bölümünden net alması eşdeğerdir. O yüzden sayısal ve eşit ağırlık demeden TYT biliyorsunuz temel yeterlilik anlamında tüm derslerden sorumlu oluyorsun. O yüzden TYT anlamında 5 soru dahi olsa hedefe giden yolda bir basamak olarak değerlendiriyorum. Eşit ağırlık grubu içinde 15 soru geliyor. Sözel grubu içinde 26 soru olarak geliyor. Yani 26 soru önemli bir rakam. AYT bölümünde 21 soru, TYT bölümünde de 5 soru olarak geliyor. Hedefe giden yol için önemli. İstediğim bölüme gitmek için önemli. Sadece tarih değil tüm derslerde yapmak önemli. Bu anlamda tarihte yerini alıyor. Yani önem kalasında. Toplamımızda sayısalcı sözelci tartışmalarımız
çalışmaları mütemadiyen devam ediyor. Sesler alan, sözel alandan hep yukarı konumlandırıyor. Tarih bölümünü seçmek isteyen öğrenciler de karşılığında bu tartışmalar çıkıyor ve onları olumsuz etki bırakıyor. Sizce sebebi nedir? Bunun çok açık sebebi toplumsal baskılar olarak ben değerlendiriyorum. Yani insanlar, yani sayısal bölümünü seçen her öğrencinin hedefi tıp. Eşit ağırlık bölümünü seçen neredeyse, tabii bunu böyle bir tamamen genelleme yapmak istemiyorum. Eşit ağırlık bölümünü seçen çoğu öğrencinin hedefi hukuk. Ya da sözel bölümü seçen öğrenciler işte uluslararası ilişkilere gitmek istiyor ya da okul öncesi öğretmenliğine gitmek istiyor. Bu toplumun o bölümlere vermiş olduğu değerle alakalı bir durum aslında. Diğer türlü tarih bölümünü seçmek, işte burada ben aşağıdayım, ben ilerideyim, o bölüm benden de daha iyi ile alakalı çocuklarımız düşünüyor, öğrencilerimiz düşünüyor. Yani biraz toplumun çocuklar üzerine baskısı olarak değerlendiriyorum. Biraz da sistem, yani iş bulma olanağı, çocukların hayata atılma olasılığı biraz işte tıp bölümünde, işte diş hekimliği bölümünde biraz daha fazla. Ama üniversiteyi okumak, üniversiteye gitmek, hayatın içerisinde, hayatın bir parçası olmak üniversiteden geçiyor diye değerlendiriyorum. Yani eğer tüccar olacaksan da üniversite mezunu bir tüccar ol. Eğer başka bir bölüm yapmak istiyorsan da ya da başka bir meslek grubunda çalışmak istiyorsan da bunun mutlaka bir üniversite ayağının olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü üniversitede hayata bakış açın değişiyor. Ya çoğu öğrencide şu kavram da var, yani sadece sayısal sözel bölümünde değil, ya okumak ne getiriyor tarzında böyle değerlendirmeleri var. Çok yanlış bir, yani korkunç bir düşünce. Okumak sana hayatı kazandırır. O yüzden yani burada sözel sayısalcı tartışmasına girmektense ben gelecekte hangi mesleği yaparım, ben gelecekte hangi mesleği yaparsam mutlu olurum. Yani en önemli şeyi kaçırıyorum. Mutlu olmak. Hayatta bir hayatımız var. Sadece gelebileceğimiz bir hayatımız var. Ve bunu da toplumsal baskılardan ziyade ya da şu bölüme gittiğimde ben işte bir doktor geldi demek ya da şu geldi demek yerine ya ben bu bölümde mutluyum, ben bu bölümü yaparken ya da ben bu mesleği yaparken mutlu olacağım deyip hayata atılmak lazım, deyip alan seçimini, deyip meslek seçimini yapmak gerekiyor. Diğer türlüsü sen bir başkasının hayatını yaşamış olacaksın. Ve bir başkasının hayatını yaşamak toplumsal olarak belki statünü ne derecede etkiler bilemiyorum. Evet, çok tahminde de bulunmak istemiyorum bununla ilgili. Toplumsal olarak statünde değişiklikler yaşatabilir. Ekonomik olarak statünde bazı değişiklikler yaşatabilir. Ama sonuç itibariyle mutlu musun, değil misin? Bunun tartışmasına girmek gerekiyor. O yüzden alan seçimi için bu değerlendirmeyi yapmak lazım. Bazı çocuklarda ve yeni nesil çocuklar işte tüccar olacağım, araba alıp satsam daha iyi şeklinde bazı böyle duyumlar alıyoruz gençler arasında. Ya her ne yapacaksam, her ne mesleği yapacaksam bir üniversiteye git, bir farklı düşüncelerle karşılaş, bir farklı ufuklarla karşı, farklı dünyalarla karşılaş ve hayata kendi bakış pencereni değiştir. Yani sadece tek pencere, bulunduğun toplumun mayasıyla geliyorsun, üniversitede bu mayayı genişletiyorsun. O yüzden gelecekteki mesleğin ne olursa olsun, mutlu olmayı düşündüğün ya da mutlu olabileceğini düşündüğün bir meslek olmalı. Bu sayısal eşit ağırlık tartışmasından ziyade ve aynı zamanda okulla çok ilgili olmasa da bir 4 yıl o üniversiteden bütün öğrencilerimizin geçmesini hedefliyoruz ya da bekliyorum bu bakış açısını çocuklardan. Hocam biraz daha yaşamımızdaki tarihin izlerinden bahsetmek istiyorum. Mesela arkeolojik kazılar, tarihi eserler, mimari yapılar vesaire ile ülkemiz, özellikle de şehrimiz olan Şanlıurfa birçok değere sahip. Peki bir yerde tarihi eserlerin fazla olmasının o şehre ve ülkeye kattığı yararlar nelerdir? Şimdi eğer zaten bir bölgede tarihi eser çok fazlaysa o bölge zaten geçmişten gelen bir zenginliğe sahip. Nasıl bir zenginlik? Yani bir yer eğer tarihsel olarak çok fazla mimari yapıya, çok fazla bir toplumsal geçmişe, kavimler geçmişine sahipse orası zaten zengindir. Coğrafya olarak zengindir. Yani verimli topraklara sahiptir bir kere. Diğer taraftan günümüz için de bırakılan bir kültürel mirastır, kültürel zenginliktir. Şehrimizde Göbekli Tepe, yani tarihin komple seyrini değiştirdi. İnsanlığın beşiği, insanlığın doğuş noktası olarak artık Urfa biliniyor. Ve UNESCO tarafından da 2019 yılı
Göbekli Tepe yılı ilan edildi. Yani tarihsel sürecin toplumun yaşantısına etkisini gösteriyor aslında bu. Diğer taraftan günümüzdeki zenginliğinin bir zaten turist çekimi anlamında yani turistik anlamda önemli bir değere sahip. Yani insanlar neredeyse bütün dünya şu anda Urfa'yı tanıyor. Zaten daha öncesinde Balıklı Göl vardı. Burada bir tanınmışlığı vardı. Sonrasında Göbekli Tepe'nin ortaya çıkması, Göbekli Tepe yılı ilan edilmesi ne yaptı? Şehrin tanınırlığını arttırdı. Bu da dışarıdan insanların bu bölgeye turistik amaçlı ziyaretlerine yer açmıştır. Bu anlamda ekonomik olarak değerlendirecek olursak bir getirisi, bir zenginliği barındırıyor. Mimari olarak bulunması, mimari eserlerin çok olması, kazıların çok fazla yapılması o bölgenin tarihsel süreçteki değerini ortaya koyuyor. Yani sadece işte Göbekli Tepe, Roma eserleri, Selçuklu eserleri, Zengi eserleri, Zengi Atabeyliği'nin eserleri. Bu da Urfa'nın geçmişten gelen bir doğal zenginliğinin olduğunu ve bu doğal zenginlik de tarihsel zenginliğe yansıyor ve ekonomik olarak değerlendirdiğinde evet gerçekten ekonomik getirisi olabiliyor. Diğer taraftan bir de kültürel zenginliktir. Yani bölgede, şehirde yaşayan sadece Urfa için değerlendirmemek lazım. Mesela İstanbul en fazla turistin geldiği şehir ve İstanbul'da sahil turizmi yapılmıyor. İstanbul'da daha çok kültür turizmi yapılıyor. Bu da ekonomik olarak getirisi bölgeye de yani hem İstanbul için hem Türkiye'nin geneli için, Anadolu'nun geneli için değerlendirilebilir bir kıstastır bu. Bölgede, şehirde yaşayan insanların ufuklarını açacak bir niteliğe de sahiptir aynı zamanda. Sizi tarihçi olmaya yönlendiren sebep veya sebepler nelerdir? Meslek seçiminizde etkilendiğiniz biri ve birileri oldu mu? Kendi kültürümü, kendi öz kültürümü çok merak ediyordum. Gerçekten merak ediyordum. Aslında merakımı uyandıran şey de 2006 yılında bir Kadir, o da sizinle aynı ismi paylaşıyordu, isimdaşınız. Kadir diye bir öğretmenim vardı, tarih öğretmeni ve ben bugün konuları anlatırken de biraz onu örnek alıyorum. Yani buradan da biraz çıkarım yapabilirsiniz. Yani en azından sen biliyorsun. Yani biraz daha olayı yaşayarak sanki o döneme gitmiş gibi anlatıyordu hocamız. Yani ilk şey anlatıyordu. Ben bir an hocamı işte o dönemde bizim dönemimizde bir çizgi film vardı. Taş Devri diye bir an onu o dönemden fırlamış biri olarak sanki üzerinde işte deriden yapılmış bir elbiseyle hayal ettim. Yani adam hocamız gerçekten yaşayarak o anı anlatıyordu. Bir bakıyorsun adam Fatih Sultan Mehmet oluyor, bir bakıyorsun Kanuni oluyor, bir bakıyorsun başka biri oluyor. Ve tarihi bu şekilde anlatıyordu. Bende bir merak uyandırdı. Kendi öz değerlendirmemle ilgili baktığım zaman da kendi kültürümü merak ediyordum. Kendi tarihimi merak ediyordum. Yani bizde sunulan bazı kitaplar var. Benim geçmişim bu kitaplarda yazılan gibi mi? Gerçekten bu kadar mıyım? Daha fazlası var mıyım? Şeklindeki merak beni bu alanda yönlendirdi. Yani şöyle bir seçimim olmadı bölümle alakalı. Ya işte benim puanım buna yetti. Ben de bu bölüme gittim. Ben kendi dönemimde 27 bindeydim ilk 27 bindeydim ve üst yani toplumsal olarak değerlendirdiğimizde işte daha iyi bölümler vardı hocam oraya gidebilirdiniz şeklinde yorumlar alıyorum. Bölümü seviyordum. Yani gerçekten de severek yapıyorum. Hatta üniversite bitmeden meslek hayatına 2010 yılında başladım. Üniversitenin bitmesine daha 2 yıl vardı. Üniversite bittiği zaman devam etmem gerektiğini düşündüm ve yüksek lisans yaptım. Ve orta çağda yani hep geçmişte kaldım. Güncel tarihi, işte yakın tarihi araştırmak böyle hiç aklımın ucundan geçmedi. Hatta şöyle bir olay yaşanmıştım. Ben eski çağda yüksek lisans yapmak istiyordum. Hocam yönlendirmesiyle orta çağa geçtim. Eski çağda yapmak istem yani yapmama engel olan şey aslında ölü bir dili bilmem gerektiğiydi. Ölü bir dil, yani şu anda kullanılmayan bir dili öğrenmiş olmam gerekmesiyle alakalıydı ve Türkiye'de bununla ilgili ne yazık ki öğretebilecek kimse olmadığından o bölüme geçememiştim ve en yakın dönem olan Orta Çağ'da yüksek lisans yaptım ve bugün bile makale yazıyorum, bugün bile kitap yazmaya çalışıyorum.
gördüğüm, değerlendirdiğim, bugün toplumun içerisinde kanayan yaralar olan ya da toplumun yanlış değerlendirmesi olan, böyle isim vermek istemiyorum çok fazla, konularda ben araştırmalar yapmaya, işte Ankara'da milli kütüphanelere, milli kütüphaneye gidip oradaki arşivleri incelemeye gidiyordum. İran'dan konumla alakalı kitaplar giden arkadaşlardan ricacı oluyorduk. Onlar getiriyordu. Yani seviyordum. Sevmeye devam ediyorum. Ve bunun mesleğime yansıdığını düşünüyorum. Yani başta da söylemiştim, yani çocuklarımız hangi mesleği seviyorsa oraya gitsinler. Yani toplumsal statüsün çok önemi yok. Ya da ekonomik değerinin çok bir önemi yok. Yani her şekilde yaşıyorsun. Ama mutlu olup yaşamak var. Birilerinin hayatını yaşamak var. O yüzden ben çok mutluyum. Bölümümden de çok mutluyum. Yani severek yapıyorum ve ben şunu düşünüyorum. Çocuklar derste bu mesleği sevdiğimi anlıyordur. Yani çünkü anlatırken siz biliyorsunuz. Yani biraz hani işte hadi şunu yazalım, bunu yazalım, şunu edelim, bunu edelim değil. Önce bir olayı yaşayalım, sonra yazarız yani defter kısmı sonrası bölüm. Mesleğimi seçimimde Kadir Hocam etkili olmuştu. Bir de üniversitedeyken Fatma Hocam vardı. Fatma Hocam da bana bir geniş bir pencere açtı aslında. Yani olayları sadece bir yönüyle değerlendirmek değil. Giresun Üniversitesi'nde konferansına gitmiştim kendisine. Olayları öyle bir değerlendirdim. Ben durdum orada ya. Ben bilmiyormuşum. Bak, hani bitti yüksek lisans dönemini. Hayır hayır, hala bilmiyorum yani. İlhan Ekinci Hocamız vardı. Kendi zıttı fikirleri o kadar güzelce bize sunuyordu ki ben hayran kaldım. İyi ki bu bölümdeyim diyorum her zaman demeye inşallah devam edeceğim. Toplumsal tabuların çok bir önemi yoktur. Mutluyum. Doğru hocam. İşini seven insan mutlaka iyi yapar zaten. Evet. Hocam vaktinizi ayırdığınız, programımıza katıldınız ve bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Kadir. Özellikle gençlerle böyle tarih sohbetler yapabilmek çok önemli. İnsanların geçmişiyle ilgilen ya da gençlerimizin daha doğrusu geçmişiyle ilgilendiğini görmek benim için de mutluluk vericiydi. Teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Ya hocam bir röportaj yapalım şeklinde bir soru geldiğinde olur dediğimde, ya hocam hangi öğrencimizle yapmak istersiniz? Direkt Kadir Aran dedim. Yani hani ikinci, üçüncü değil. Çünkü sen de tarih sevdiğini, tarihle ilgili olduğunu biliyorum. Benim için keyifliydi. Umarım sen de keyif aldın. İzleyicilerimiz de keyif almıştır bu anlamda. Keyifli bir programdı benim için. Tarihle ilgin, tarihle olan haşır neşirliğin devam etsin. Güzeldi. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Değerli Çamlıca TV izleyicileri, bu hafta Öğretmenimle programına ben Kadir Aran, Sayın Salih Özaydın hocamızı konuk ettim. Salih hocamıza bu keyifli sohbet için tekrar teşekkür ederken 15 gün sonra yeni bir öğretmenimiz, yeni bir öğrencimiz ve yeni bir konumuzla ekranlarda olacağız. Hoşçakalın. Öğretmenimle programımızın 11. bölümüyle karşınızdayız. Tarih nedir? Tarihin önemi nedir? Millet olarak kendi tarihimi, kendi geçmişimi bildiğim, buradan tarihten çıkardığı dert nedir? Hocam bu Kazıklı Voyvoda konusunun üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Işıkla başka saray çadıra giriyor. Kazıklı Voyvoda denmesinin sebebi de...